Türkiye genelinde olduğu gibi ilçemizde de Mekke'nin fethi yıl dönümü nedeniyle çeşitli programlar düzenlendi. Bu programlardan biri de İnegöl Gençlik Platformu tarafından organize edildi. Düzenlenen programın konuşmacısı ise Ensar Vakfı İnegöl Şube Başkanı Fatih Bayram oldu. Saygıdır Şu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program başladı. Daha sonra program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Mekke'nin fethi programında ilk konuşmayı İnegöl Gençlik Platformu adına Enis Genci yaptı. Tek isteğim sosyal medyadan da malum herkes Facebook kullanıyor. Bir oluşum yaptık Gençlik Platformu adına. Oradan da bu çalışmaları takip edebilirsiniz. Ve aklınıza gelecek en ufak iyi ya da kötü sorunları çekinmeden bize yazın, aktarın, gelin, konuşun. Biz de sizin sesiniz olalım. Ve bunu değerli büyüklerimize anlatarak güzel İnegöl olmuyor bundan, güzel kardeşlik, güzel birlik, beraberlik olmuyor bundan, hep bütün halinde İnegöl'ümüze örnek gösterilir. Biz bu oluşumu inşallah resmiyete dökme çalışması içerisindeyiz. Çünkü yani ne kadar soru her zaman anlatılmaz insanlara, herkesin sadece gençlerle oluşturduğu bir iş yok. Çok daha büyük işleri de var malum büyüklerimizin. İnşallah bu resmiyeti de kavuşturur. Çünkü bunun örnekleri var. Trabzon'da mesela Gençlik Meclisi var. Belediyenin altında çalışan resmi bir kurum. Buna benzer. Tabii bunun çalışmaları ilerleyen zamanlarda yapılır. Gencinin ardından kürsüye çıkan Ensar Vakfı İnegöl Şube Başkanı Fatih Bayram, Mekke'nin fethiyle ilgili bir konuşma yaptı. Bursa'ya kelime-i tevhid bayrağını 3 yılını dikmiş, Allahu Ekber dedim, İstanbul feth oldu. Gençler bu fethi yapan sizlersiniz. Yavru kardeşlerimiz, sizin aslında her gün annelerinizin ellerini öpmesi lazım. Onlar bir bakıyorsunuz ki Mekke döneminde Hazreti Hatice oluyorlar radıyallahu anhuma. Azab ve selama madden manen yardım çıktılar. Bir bakıyorsunuz Medine'de Hazreti Ayşe oldular radıyallahu anh. Ona bir ömür boyu eşlik ettiler. Bir bakıyorsunuz Ümmü Seleme oldular radıyallahu anh. Hudeybiye'de fikri onlar verdi. Sadece bu fikir için seninle verildi. Ya Ümmü Seleme dedi. Bir bakıyorsunuz bizim annelerimiz Çanakkale siperlerinde askerimize, memleketimize yoldaş oldular. Bir bakıyorsunuz annelerimiz ellerinde satırlarla, çok dikkat edin, 18 yaşında çocuğunu evde bırakıp benim evladım annesiz yaşar ama vatansız yaşayamaz diyerek elindeki satırla Erzurum pavyonlarına giderek 20'den fazla yara alarak 90 yaşına kadar yaşına var, cihat etmiştir. Aynı ailelerimiz Çanakkale gemine başı oldular, evlatlarını bırakıp üstündeki bezi mermilere sardılar, mermiler ıslanmasın diye. Bir bakıyorsunuz aynı anneler 15 Temmuz'da mermilere karşı kalkan diye, kurşun çelik yelek diye tencere ve tavalarla gidip kamyonlarla meydanda basaltiler yapıp tankların üstüne çıkıp yetmeyip Ömer ailesi ellerini kınalayıp vatanına gönderen